yıllar yılı bu Afrika ülkelerinin tüm zenginliklerini kimlerin sömürdüğünü herhalde sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Bir taraftan sömürü, bir taraftan da kölelik, bu yaptırıldı onlara. O zaman ayaklarının bileklerine zincir vurmak suretiyle kölelik yaptırıyorlardı. Şimdi zihinlerimize zincir vurmak suretiyle bu köleliği devam ettiriyorlar. Etnik ve mezhebi ayrışmalara dayalı çalışmalar, soruyorum, daha ne kadar sürecek? Bunlar karşısında daha ne kadar duyarsız kalacağız? Müslümanların erkekleri katledilir, kadınları, çocukları, yaşlıları her türlü zillete maruz bırakılırken İslam dünyası tek bir anını dahi nasıl huzurlu geçirebilir? Dışarıdan aranan kurtarıcıların zaten sorunların sebepleri olduğunu görmek için daha ne kadar acı çekmemiz gerekiyor? Başka yerde aramayalım. Sorun zaten orası. Coğrafyamızda bir asırdır oynanan bu kirli oyuna daha ne kadar tahammül edeceğiz? Bu sorulara samimi cevaplar aramayan bir Müslüman kalbiyle ve zihniyle esarete teslim olmuş demektir. İslam ise kalbi ve zihni özgür olanların dinidir. Bunu böyle bilmemiz lazım. Çünkü iradesini başka bir güce rağmeden Rabbine sırtını dönmüş demektir. Hiçbir Müslüman böyle bir duruma düşmez, düşemez. Açık konuşacağım. Ben diğer tüm sıfatlarımdan ari şekilde Türkiye'li bir Müslüman olarak Suriye'de yaşananlardan hicap duyuyorum. Irak'ta yaşananlardan hicap duyuyorum. Afganistan'da yaşananlardan hicap duyuyorum. Somali'de, Yemen'de, Libya'da yaşananlardan hicap duyuyorum. Akdeniz'de, Ege'de derme çatma deniz araçlarıyla sınır kapılarında itilip kakılma pahasına Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan Müslümanları gördükçe utanıyorum, hicap duyuyorum. Ama bir taraftan da hırsım artıyor, kinim artıyor. O dergilerinin kapağına aylan bebeğin resmini basmak suretiyle ondan bir şeyler kotarmaya çalışanları gördükçe kinim artıyor, hırsım artıyor. Çünkü dürüst değiller, samimi değiller. Aylan bebeği acaba oralara atan, oralara iten sebepler kim? Nasıl oldu bunlar? Oraya nasıl geldi? Ümran bebeğin resmini kalkıp da ekranlara getirmek, dergilerin kapağına basmak iş değil. Onları o hale getirenler kim? Önce bunun hesabını verelim. Bunu soralım. Botların içerisinde 70 kişi, 100 kişi ve ondan sonra botu şişlemek suretiyle batıran o batı zihniyetini biz ne zaman acaba zihinlerimizde batıracağız? Bunu soralım. Müslümanların içine düştüğü, düşürüldüğü bu zillete isyan etmeyenin bırakın imanını, ben insanlığından şüphe ederim. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak eğer dünyadaki Müslümanların tüm bu meselelerinin çözümü için samimi ve kararlı bir çalışma ortaya koyamazsak bu ismi, bu temsili hak etmemiş oluruz. Dolmabahçe'de Başbakanlığım döneminde gençlik teşkilatını kuralım demiştim. Daha sonra da bizim bir de kadın komisyonumuzun olması lazım demiştim. Çünkü milletler ailelerden oluşur. Aileler de
bir kadın bir erkekten teşekkül eder. Oradan nesiller tevarüs eder. Bunları görmemek mümkün mü? Onun için de güçlü ailelere ve güçlü milletlere ihtiyacımız var. Bunu yapmamız lazım. Kadını tamamiyle her şeyden uzak tutalım. İlimden, irfandan, her şeyden uzak tutalım. Siyasi hayatın içerisinde bulundurmayalım. Sosyal hayatın içerisinde bulundurmayalım. Sadece evde bulunsun yeter. Bu mantıkla, bu anlayışla güçlü bir milleti oluşturamazsınız. Onun için de Batı niye bu kadar ileride deme hakkımız da yok. Çünkü o her yönüyle bunu değerlendiriyor. Şimdi biz önümüzdeki tabloyu bu noktada çok iyi değerlendirmemiz lazım. Öyleyse bunun gerekleri nelerdir? Bunun üzerinde çok çalışmamız gerekiyor. Bölgede yanan ateşi söndürmek için her riski göze alan bir ülke olarak daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazırız. Kardeşlerim, bakınız şu anda 2 milyon 700 bin Suriyeli kardeşimizi biz topraklarımızda barındırıyoruz. 300 bin Iraklıyı topraklarımızda barındırıyoruz. Şu anda Irak'taki Musul, Kerkük, Tel Afer ve bunun yanında Sincar, buralardaki gelişmelerde neler olabilir? Meçhul. Fakat biz hazırlıklarımızı yine yapıyoruz. Ama birileri de bize akıl veriyor. Diyorlar ki Irak'la bu kadar ilgilenmeyin. Suriye ile ilgilenmeyin. Ne yapacağız? Siz türbünden seyredin. Yahu Suriye'ye 950 kilometre sınırı olan biziz. 350 kilometre Irak'a sınırı olan biziz. Bombalar atıldığı zaman bizim de düşüyor. Bizi vuruyor. Biz nasıl buna duyarsız kalırız? Bir ara dedim ki Batı bu insanları almıyor. Yoksa dedim biz kapıları açsak da Türkiye'deki bu mülteciler Batı'ya mı gitse? Bunlar hemen tutuştular. Ne yapmak istiyorsunuz dediler. Size gelmek istiyorlar, biz de kapılarını açacağız, size gelecekler dedim. Yani milli geliriniz bizimle mukayese edilmeyecek derecede fazla. Bu kadar fazla olmasına rağmen niçin rahatsız oluyorsunuz? Hani insan hakları beyannamesi yok mu? İnsan hakları beyannamesi var. İnsan hakları beyannamesinin içerisindeki gerekler neyse onu yapmanızı istiyorum. Bunların hepsi Türkiye ile Lübnan'ın başına mı düşecek? Siz de buradan nasibinizi almayacak mısınız? Nasıl tutuşuyorlar? Bunlar için insan hakları beyannamesi diye bir şey yok. Bunlar farklı istikamette gidiyorlar. Ah ah, biz kendimize gelmemiz lazım. Biz uyanmamız lazım. Ben diyordum ki bunların tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı da ihanet diyordum. Şimdi tabanı ibadet demekten de biraz çekinmeye başladım. Çünkü bazı gerçekler ortada olduğu halde hala aynı istikamette gidenler var. Temenni ederim ki Rabbim onlara da hidayet verir. 18-19 Ekim tarihlerinde Taşkent'te düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları 43. toplantısında FETÖ konusunda tarihi bir karar alındı. Taşkent konferansında teşkilat üyesi ülkelerin dışişleri bakanları FETÖ'yü uluslararası terör örgütü olarak kabul ettiler. FETÖ'nün Türkiye'nin, İslam ülkelerinin ve tüm dünya devletlerinin kamu düzenlerini, güvenlik ve istikrarını tehdit eden gizli yöntemleri ve emelleri olan bir örgüt olduğu böylece bir kez daha tescillenmiştir. Bu karar çerçevesinde
üye devletleri FETÖ tarafından kurulan ve yönetilen yapılara karşı gerekli her türlü tedbiri almaya, bu yönde ülkemizle işbirliği yapmaya davet ediyor. Bir dakika arkadaşlar. Biz inanıyorum ki biz varsak siz bizsiniz. Bizim gündemimizde biz de siz.